Hayırlı akşamlar değerli Kanal ve izleyicileri. Efendim bir iftara doğru programında sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizi yaratan, yaşatan ve bizi güzel Ramazan akşamına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âli ashabına salatü selam ediyoruz. Ekranları başında bizi izleyen siz değerli kardeşlerimiz de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyoruz efendim. Rabbim iftar sofraları için hazırlık yapan kardeşlerimize kolaylıklar nasip eylesin. Sofralarımıza bereketlik nasip eylesin inşallah. Bu akşam güzel bir konu, güzel bir konukla yine sizlerin huzurundayız. Efendim kardeşliği konuşacağız, kardeşlik hukukunu konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere konuğumuz Kepez ilçe vaizimiz Sayın Yılmaz Karadoğan hocam bizlerle. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun Yılmaz hocam. Hakikaten önemli bir konu, kardeşlik konusu. Değil mi? Zaman zaman belki dile getiriliyor, konuşuluyor ama. İnşallah bizi kardeşler. Amin inşallah. Layık, birbirine layık olan, birbirinin hakikaten iyiliğini isteyen kardeşlerden eylesin diye dua edelim. Değerli hocam, dilerseniz öncelikle kardeşlik deyince genel olarak ne anlamalıyız? Kardeşlikten maksat ne? Şimdi tabii biz bugün nasip olursa İslam kardeşliği ile ilgili işte evet. Bir Müslüman başka bir Müslümana küsebilir mi, dargın kalabilir mi meselesi üzerinde sohbet edeceğiz. Ama kardeşlik deyince dört tür kardeşlikten bahsetmemiz mümkün. Evet. Birincisi biz bütün insanlar olarak yaratılış açısından birbirimize benzememiz açısından bir kardeşlik var. Biz buna hilkat kardeşliği hilkat diyoruz. Diğeri aynı anneden süt emip beslenen süt kardeşliği dediğimiz bir kardeşlik. Diğeri aynı anne babadan meydana gelmiş evlatların oluşturduğu nesep kardeşliği. Bir de itikat, inanç birliği olan insanlar arasındaki İslam'ın var ettiği İslam kardeşliği. Evet. İnşallah biz hem normal aynı İslam anne kardeşliği babadan üzerinden konuşacağız hem de bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı sorumluluğunu da içeren hem nesep kardeşliği, hem süt kardeşliği, hem de bütün insanlara karşı olan sorumluluğumuzu içeren işte hilkat kardeşliği üzerinden konuşmaya çalışalım inşallah. Rabbim tesirini hem bize hem bizi dinleyen seyircilerimize o zaman Hazreti Adem'den gelen kardeşlikten başlayalım hocam. Yani o hilkat kardeşliği. Evet. Sonuçta inansın inanmasın aslında bütün insanlar değil mi? Yani öz bir. Özde bir. Aynı sonuçta diyoruz hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem'le Havva'nın çocuklarıyız. Dilerseniz bu şeyden başlayalım. Daha sonra da inşallah o diğer kardeşlikleri gelelim. De başlangıçtan aynen. Gelip. Şimdi Allah-u Teala insanlık serüvenini yeryüzünde başlattıktan sonra ortak bir anne babadan meydana yani geliyor insanlık. Yani insanlığın bir yerde buluşma noktası var etmek istese bu nokta Hazreti Adem ve Havva'dan evet. Son buluyor. Onun için aslında hiçbirimizin birbirimize üstünlüğü yok. Konuştuğumuz diller, giydiğimiz kıyafetler, işte kültürlerimiz, örflerimiz, yaşadığımız coğrafyalar ayrı olabilir ama biz hepimiz Adem'deniz. Adem de Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktandır. Toprak. Öz bir. Öyleyse öz birse insanların birbirine merhamet temelli yaklaşması gerekiyor. Yani merhamet sadece Müslümanın Müslümana gösterdiği bir ahlaki davranış aynen, değildir. Yani. Merhamet insanın hem insana, diğer insanlara hem insanın de insanın topluma, insanın doğaya, insanın hayvana, evet. Hatta insanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda bütün canlılara vefalı, merhametli. Yani giydiği kıyafete bile merhametli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki maalesef yani tamamen her şeyin maddeye dönüştüğü, madde olduğu böyle bir kapital bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar artık bireyselleşti. Evet. Artık anne babalar görmezden geliniyor. Artık çocuklar görmezden geliniyor. Yani yeni doğan bir çocuğun sokağa atıldığına şahit oluyoruz. Yaşlı bir anne babanın sokağa atıldığına şahit oluyoruz. Yeah. İşte İslam bunları aslında kardeşlik mefhumuyla diyelim müdahale etmeye çalışıyor. Bütün alana müdahale ettiği gibi Müslümanın kendisi dışındakilerle muamelesine de İslam müdahale tabii. Etme gereksinimi duyuyor ve bu müdahaleyi merhamet temelli gerçekleştiriyor. Efendimizin hayatına baktığımız zaman biz birçok alanda merhameti görürüz. Tabi İslam davası için cihatlar, işte gazalar, gazveler, fetihler gerçekleşmiştir. Ama orada bile biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
merhameti bir kenara bırakan hareket etmediğine şahidiz. Evet. Merhamet temelli bir insanlık anlayışı var Efendimizin. Rabbim inşallah şu Ramazan'da bunu daha çok hissetmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin inşallah. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Biz Müslüman olanlara İslam kardeşliğiyle daha yakın olmamız lazım. Elbette. Ama Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere de kazanılacak bir kardeş gözüyle. Yani zaten hilkatte kardeşiz. Hilkatte kardeş. Ama İslam kardeşliğini de kazandıracak bir boyutta merhametle onların iman etmeleri, hidayet üzere olmaları, ihtiyaçları varsa, aynı toplumda, aynı mahallede, aynı evet. apartmanda yaşıyorsak bir Müslüman sorumluluğu gözeterek sahip çıkmamız gerekiyor. Değerli hocam, tabi Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman mesela Cenab-ı Allah müminlere seslendiği kadar bazı ayetlere, değil mi? Yani peygamber evet. Efendimiz keza Efendimiz hadislerinde yani inanç ayrımı gözetmeksizin insan diye hitap ediyor. Yani burada muhatap mümin değil. Genel manada insan. İşte biz insanı biz erkek bir dişten yarattık ayeti mesela. Bunların en önemlilerinden birisi. Yine Efendimizin hayatına baktığımız zaman yani bir Yahudi cenazesi geçerken veya bir başkası geçerken ayağa kalkıyor. Aslında onun o dinine ve şeyine gösterip saygı ama değil mi? İnsan olmasının aynen. gerektiği. İnsanın yani insan olması açısından en hürmet göstermek aynen. lazım. Bunu Efendimizin birçok uygulamasında yani. Görüyoruz. Yani mesela İslam'ın son dönem, İslam'ın demeyelim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce işte elçiler yılı diye bildiğimiz evet. bir dönem var. O dönemde işte Efendimiz mesela İslam'ı anlamak için gelen Hristiyanlara ibadet vakitleri geldiğinde mescidi tahsis ediyor. Yani Müslümanların mescidini, camisini Efendimiz tahsis ediyor. Burada aslında inançtan, zihniyetten ziyade Efendimiz insana, insan evet. merkezli bir bakış açısıyla değer verdiğini görüyoruz. Bunu Efendimiz bütün hayatında korumuş. Yani Yahudi komşuları, müşrik komşuları Efendimizin vardı. Bunlara karşı hiçbir zaman komşuluk ahlakını ve ilkelerini rencide edecek, zedeleyecek bir davranışta bulunmadı. Aynen. Ve bulunulmaması hususunda da her zaman ümmetini, Müslümanları uyardı. Aynen. Bununla ilgili birçok hadis-i şerif, birçok ayet-i kerime konuşabiliriz. Ama biz insan olarak sorumluyuz. Yani insanlar olarak, beşer olarak sorumluyuz. Bu en önemli nokta. Bununla beraber İslam da bize birçok sorumluluk yüklüyor. Evet. İnsana değer verme, insan hayatının işte kutsiyeti, insan hayatının değeri. Yani İslam insan hayatına, bir Müslümanın hayatına Kabe'nin varlığından daha çok yeah. değer veriyor. Yani bu anlamda bugünkü işte yaşanılan savaşlar, gözyaşları nerede olursa olsun, hangi coğrafyada yaşanırsa yaşansın Müslümanca tavır takınma mecburiyetimiz elbette. Var. Yani kılık kıyafete bakmadan, dile, ırka, renge bakmadan özün bir olduğunu unutmadan o öze uygun, ahlaki anlamda, yani. Vicdani anlamda davranmamız gerekiyor. Aslında bizim şöyle ecdadımıza baktığımız zaman aslında bunların çok güzel uygulamalarını görüyoruz değil mi hocam? Yani savaşta dahi hani savaşın bile ahlaklısını gerçekleştirmiş. Yani karşıda düşman askeri ona bile merhamet etmiş. O kardeşliğin belki insan olmasının gerektiği. Çanak kardeş mesela yaralı askerleri. Nice şeyler var yani tabii. Yani örnekler var. Örnek var. Yani. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi düşünelim tam yeri de geldi hocam. Mekke'nin fethine hazırlanırken yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye doğru bir savaş hazırlığı olduğunu paylaşmıyor. Evet. Yani bunu siz de bilirsiniz. Bu arada Mekke'nin fethini takdir edersiniz ki o da Ramazan ayında gerçekleşti. Evet. Ramazan için ayrı bir katma değer Mekke'nin fethinin bu ayda gerçekleşmesi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bakın bizi bunlar Mekke'den çıkarttı, Medine'ye gönderdiler, Habeşistan'a gönderdiler, ya. Taif'e gönderdiler, boykot uyguladılar. Böyle zulmettiler değil. Yaptılar ya. Yani Efendimiz ümmetin gazını, Müslümanların gazını heba etmiyor. Yani böyle gaz alıp biz onlara yürüyeceğiz, başlarını ezeceğiz, yok edeceğiz, parçalayacağız gibi bir ahlaki, bir dustur, bir davranış yok. Normalde bugün şimdi görüyoruz birçok ülkede yönetimler değiştikten sonra gelen yönetim önceki anlayışa bağlı zihniyete zulmeder bir tavır takınıyor. Birçok ülkede bunlara şahit oluyoruz. Ama Efendimiz düşünün Mekke'den çıkartılmış, ailesinden kopan bir sürü insan var. Birçoğunun ailesi o tarafta. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumda bile insanlar böyle hiddete kapılmasın, şiddete kapılmasın, çok böyle çirkin şeyler yaşanmasın, sıfır
ölümle Mekke'yi almak istiyor, evet, Efendimiz, evet, fethetmek istiyor. Onun için kimseyle paylaşmıyor. Yani Hazreti Ayşe annemizle bile paylaşmıyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimizle paylaşmadığına dair rivayetler var. Hazreti Ömer o dönemde Medine'nin giriş ve çıkışlarını kontrolle görevli bir sahabi. Onunla paylaşmıyor. Niye? İnsana verdiği bir değer var Efendimiz. Çünkü Efendimiz bir müşrik, bir kafir, bir Yahudinin kapısına gittiği zaman onu kazanılacak bir kardeş olarak görüyor. Ama bugün biz yani Müslümanlar olarak aynı duvarı dört tane daire paylaşıyor. Ortak bir duvar var. Evet. Aynı apartmanda yaşıyoruz. Ama sıkıntılarımızdan, dertlerimizden habersiziz. Haberdar olsak bile dua etmek yerine, evet, işte kınama, ifşa etme, gıybet etme, dedikodu etme, bunlarla heba ediyoruz. Tabi bunlar, evet, kardeşliğin temel konuları. Bunlara da geleceğiz inşallah, inşallah da. Şimdiden böyle ufakça bir değinmiş olalım. Tabii şimdi hilkat kardeşliğin yanında bizim genelde toplumumuzun kardeşliğiniz aklımıza geldi. Aslında nesep kardeşliği de var. Yani. Aynen. Yani İslam buna da değer veriyor. Bunu yeri geliyor akraba olarak. Kur'an'da daha çok akraba olarak görüyoruz. Biraz da birkaç kelam da bu husus edersek hocam. Bu nesep kardeşliğinden. Şimdi zaten hani biz kardeşlikle ilgili oturalım, konuşalım dersek bunu bitirmemiz çok zaman, evet, alacak. Tabii, çünkü tabii. Hem birbirine varis, hem birbirinden sorumlu, hem de İslam'ın yüklediği bir işte, sorumluluk, büyük var. Hususiyet, büyük, evet, bir sorumluluk var. Bununla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Ama, evet, özetle şunu söyleyelim şu çağımızda. Nesep kardeşliği, anne baba bir kardeşlerin birbirine karşı sorumlulukları. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları Medine'de kardeş ilan ediyor. Evet. Şimdi bu kardeşlik bizim öz kardeşliğimizle kıyaslansın. Şöyle yapıyor Efendimiz, diyor ki bir Medineli bir Mekkeli ile kardeş olacak. İşte Mekkeli'nin şu kadar malı varsa bir kısmını onunla paylaşacak. Sıkıntıları varsa giderecek, evini paylaşacak, işini paylaşacak. Bu sadece din kardeşliği. Hatta aynı beldede yaşamayan insanların kardeş olmaları. Yani, evet, Antalya ile Muğla'nın ortak buluşup kardeş olmaları gibi bir mesele. Zaman zaman yapılıyor ya, kardeş şehir, kardeş, kardeş ülke, şehir, kardeş, aynen, kardeş platformlar, evet, oluşturuluyor. Biz şunu unutmayacağız. Allah bizi bir kader tayin etti ve bizi kardeş kıldı. Elbet. Birincisi merkezde merhamet olacak kardeşlerimize karşı. Yani en ufak bir meselede biz şu anda bir hata oluyor. Ufak bir miras davası oluyor. Ufak bir işte bağ bahçe davası oluyor. Mal mülk davası oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Kardeşlik hukukunu bir kenara bırakıyoruz. Sen ondan benim sonra kardeşim nefis, değilsin. De. Sen benim kardeşim değilsin. Nefis devreye giriyor. Şimdi kıyametle ilgili sahneleri anlatırken kitabımız buyuruyor ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. O gün kişi kardeşinden kaçar. Yani ilk saydığı sınıf Kur'an-ı Kerim'in bir devam ediyor. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. Kardeşi ve ummihi ve ebihi, anne babası ve sahibetihi ve beni, eşi ve çocukları. Yani kardeş, anne baba, eş ve çocuk. İlk sırada kardeş var. Çünkü maalesef bu toplumsal bir gerçek. Evet. İnsanlar en çok kardeşlerinin haklarına riayet etmiyorlar. Yani kardeşine sıkıntıya düştüğünde nasihat etmesi, sıkıntıya düştüğünde el uzatması, bir derdi olduğunda o derdi dinlemesi, dua etmesi, yardıma ihtiyacı zaman, varsa yardım etmesi. Yani bu durumlar hepsi İslam'ın zorunlu kıldığı durumlar. Ama bunun öncesi zaten Anadolu insanı olarak, Anadolu irfanı dediğimiz hususiyette bizim taşımamız gereken özellikler. Yani kardeşi açken, komşusu açken tok yatmaz, uyuyan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti, kardeşi açken tok yatabilir mi? Kardeşi sıkıntıdayken o hiçbir sıkıntı yaşamıyormuş gibi hayatına devam edebilir mi? Kardeşliğe sığar mı bu? Sığmaz. Evet. Elbette ki sığmaz. Hele bir de Müslümansa bu kardeş, yani bu bahsettiğimiz sorumluluklar onun Müslüman olmasını gerektirmiyor. Mesela bazen size de geliyor hocam sorular. Hocam diyor, benim kardeşim çok zor durumda, yardım edeceğim ama namaz kılmıyor mesela. Evet. Ama işte Kur'an okumayı bilmiyor gibi sorular geliyor bize. Maalesef yani orasını biz gözetmeyelim. Tabii. Biz namaz kılmaları için, oruç tutmaları için, ibadet etmeleri için, ahlaklı ve ilkeli Müslümanlar olmaları için nasıl maddi anlamda yardım ediyorsak o anlamda da yardım edelim. Önce kendimiz kaliteli bir Müslüman olacağız. Zaten kardeşimiz onu görecek. Sonra da kaliteli Müslüman olmaları için biz çabada bulunacağız. Ama maddi anlamda ya da
diyelim bir trafik kazası geçirdi, başına bir musibet geldi, bir hastalık geçirdi, bu anlamda onun dini hassasiyeti hiçbir şekilde sorulmamalı, mevzu bahis dahi edilmemeli. Bu anlamda sorumluluk neyi gerektiriyorsa, kardeşlik neyi gerektiriyorsa, Müslümanlık neyi gerektiriyorsa hemen gerekli adımlar atılması gerekiyor. Bu hakikaten çok oluyor hocam. Yani ya işte kardeşim namaz kılmıyor, ona zekat verebilir miyim? Yani şu oruç tutmuyor. Yani bir kere en baştan aynı anne babadan olmanın getirdiği bir kardeşlik var. Yani onun o oruç tutmuyor olması, zekat vermiyor veya işte şunu bunu yapmıyor olması herhalde kendisinin Allah'a verecek olduğu bir sorumluluk. Aynen. Biz ona gerekli tavsiyede bulunuruz. Sonuçta inanmak, inanmamak, ibadeti yerine getirip getirmemek kulun işte burada yani o diyor hani kulla Allah arasında olan bir şeydir. Bizim müdahale edebileceğim bir şey değil. Yani biz ancak bir mümin olarak bir müslüman olarak uyarırız. Ondan sonrası artık kişinin kendisinedir. Onun hesabını Allah'a verecek. Onun bir sorgulamasını yapacak olan biz. Yani bunu yaparken değiliz. De zaten ne için yapar Müslüman? Kardeşinin namaz kılmasını niye ister? Onun namaz kılmıyor olması kardeşine zarar vermez. Yani. Yani kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek bu anlamda. Ama şu önemli, biz şunu yapmak zorundayız kardeşler olarak. Ben kardeşim de dünyada kardeşim. Allah bizi ahirette de ayırmasın. Evet. Ahiret kardeşliğimiz de devam etsin. Bunun için onun salih amellere ihtiyacı var. İşte namaza ihtiyacı var, oruca ihtiyacı var, güzel ahlaklı olması gerekiyor. Kur'an ile bir bağlantısının olması gerekiyor. Bu bağlantıyı oluşturmak için Müslümanlar olarak mücadele etme sorumluluğumuz var. Evet. Bunu da dile getirmiş olalım. Ancak bu sorumluluk ona küsmekle, onu cezalandırmakla, ondan uzaklaşmakla olmaz. Evet. Daha çok buluşarak, daha çok konuşarak, daha çok davet ederek, daha çok dinleyerek, beraber İslam'ı daha çok yaşayarak bunu gerçekleştirebiliriz. Rabbim inşallah zaten bu kardeşliği tesis edebilirsek geleceğimiz daha da iyi olacak. İnşallah. Rabbim inşallah bu Ramazan ayında nasip etsin o kardeşliği. Amin inşallah. Değerli hocam tabii şu da var aslında biz insanlar çok çeşitli şeylerle imtihana tabi tutuluyor. Evet. Yeri geliyor annesi babasıyla, yeri geliyor evladıyla, eşiyle. Çoğu zaman da belki kardeşiyle imtihana tabi tutuluyor. Yani bunu da bir imtihan gözüyle bakmak lazım ama toplum olarak herhalde insan olarak, Müslüman olarak biz küsmeyi, darılmayı çok basit bir şey olarak görüyoruz ve en basit savunma mekanizması veya ilişkiyi koparma noktasında bu hakikaten doğru değil. Bir de şu var hocam, bu hilkat kardeşliğinin, işte nesep kardeşliğinin yanında herhalde en önemli bugün konuşmamız gereken hususlardan birisi de Kur'an'ın da üzerinde durduğu İslam kardeşliği, din kardeşliği. Bundan önce hocam ben şimdi kardeşler şöyle olumsuz örneklerle bağlantısını kesenlere en iyi örnek şu an Kur'an ayındayız. Herkes okuyor mukabeleler. Şimdi mukabeleleri okurken Kur'an'ın mana dünyasından da kopmamak lazım. Evet. Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın mefhumunu hayatımıza geçirmedikten sonra Kur'an'ı fonetik olarak seslendirmenin çok bir mükafatı olmayacak. Maalesef. Mükafata dönüşmesi için amele dönüşmesi gerekir. Elbette. Yani sözün mükafat değeri kazanması amel değeri kazanmasıyla elbette daha çok artıyor. İman da öyle değil mi hocam? Aynen yani öyle. Yani imanın bir değer bir olması amel için amel fonksiyonu gerekiyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı seyircilerimiz bilir. Hatta birçok kanalda belki bugün işte dizisi de i̇şte oynuyor. Kardeşlikle ilgili bugün biz Yusuf Aleyhisselam'dan daha öte bir ahlaki örnek gösteremeyiz. Evet. Yani kardeşleri tarafından işte kuyuya atılmış, öldürülme niyetiyle terk edilmiş, babasına, babalarına gelip öldüğü söylenmiş. Daha sonra işte Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılıyor, işte zindana düşüyor, zindanda sonra çıkıyor, Mısır'da çok önemli görevlere geliyor. Şimdi burada Yusuf Aleyhisselam tekrar kardeşleriyle buluştuğunda bugün size kınama yok diyor. Yani kardeşi işte bir kırıcı bir cümle kurdu diye benim cenazeme gelmesin diyenlere Yusuf Aleyhisselam'ı okuduktan sonra böyle bir hakları olmadıklarını buradan inşallah duyurmuş olalım. Evet. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'la ilgili çok güzel bir ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan Efendimiz'den bahsedilirken Yusuf Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim diyor ki zindandayken iki kişi geliyor rüyalarını anlatacaklar. Rüya Hazreti Yusuf'tan önce çıkıyorlar. Biri idam ediliyor. Biri tekrar işte hizmetçi olarak çıkıyor sarayda. Ve diyorlar ki biz seni iyi bir insan olarak görüyoruz.
zindandasın. Şimdi zindanda olmak çok zor bir durum. O zor durumda iyi olmak daha zor bir durum. Evet. Ama sen burada bunu başarıyorsun. Biz rüyamızı sana anlatalım, bize tevil et rüyamızı diyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam rüyalarını tevil ediyor. Aynı söz Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri tarafından söyleniyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'dan yardım istiyorlar. Bizim bulunduğumuz beldede yiyecek yok. Bize yardımcı olun. Siz iyi birine benziyorsunuz diyorlar. İnna neraka minel muhsinin. Biz sizi iyilerden görüyoruz diyorlar. Şimdi bu bize şunu öğretmeli. Kişi güçsüzken de, fakirken de, ondan sonra mazlumken de iyi olacak. Eğer evet. iyi olduysa güç eline geçtiği zaman da iyi olması gerekiyor. Kardeşlik böyle. Ben işte güçsüzdüm, abim bana yardım etmedi. İşte bugün ben güçlendim, abime asla yardım etmem. Bir ekmeğe bile muhtaç olsa kapıma gelmeyecek. Bu davranış, bu ahlaki davranış Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını Yusuf Suresi'nden okuyan bir mümin için evet. söz konusu olamaz. Rabbim bu anlamda da kardeşliğimizi gözden geçirmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. Yani inşallah. Mümin kardeşler dahi olsa değil mi? Revanşist, intikam duygusundan İntikam duygusu olmaması gerekiyor. Yani hocam din kardeşliği dedik. Kur'an'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu, önemle durduğu. Yine Efendimizin işte biraz önce bahsettiğiniz o Mekkeli Medine'li Ensar'la muhacire yaptığı kardeşlik. Evet. En önemli kardeşliklerden birisi. Hani insan nesep kardeşliğinde belki zaman zaman kötü örnekler olsa da sonuçta kardeştir. Bu kardeşlik bir noktada insanı birleştiriyor. Kötü örneklerini göz ardı ettiğimiz zaman. Ama din kardeşliği bir başka bir şey herhalde. Yani onu bir nesepten kaynaklanmayan bir kardeşlik olduğu için bu kardeşliği tesis etmek için mücadele ediyor Kur'an. Aynen. Onu sık sık dile getiriyor. Değil mi? Yani sonuçta siz aynı anne babanın olduğunuz zaman isterseniz kan bağınız var. Bir şey hani derler ya bazen bir küçük çocuk bile kanı çekiyor derler bir akrabasına bir şeye gittiği zaman. O isterse o arada bir şey var, bir bağlantı var ama din kardeşliği öyle bir şey değil. Onun için de Kur'an özellikle hassasiyetle üzerine duruyor bu kardeşi tesis etme noktasında. Şimdi bugün aslında bizim en çok muhtaç olduğumuz değer kardeşliktir. Evet. Şimdi Tunuslu bir alim var, bir tefsir alimi. Buyuruyor ki Tahir bin Aşur, İslam'ın bugünkü durumu, yani bugüne gelmesi, bugüne kalması en önemli değeri kardeşliktir. Kardeşlik. Ukuvvettir. Şimdi ukuvvet olmadığı zaman bizim saflarımızın bir olması mümkün değil. Bugün yaşadığımız birçok problem buradan kaynaklanıyor. Elbette. Yani Suriye'deki durumumuz, işte Filistin'deki durumumuz, Yemen'deki durumumuz, işte Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki, Arakan'daki bugün yaşadıklarımız ne eksik, bu niye böyle oluyor sorusunun cevabı kardeşliktir. Biz yani. Kardeş olamadığımız için böyleyiz. Yani şimdi sokaklarımızda niye cinayetler oluyor? Kardeş olamadığımız için. Bir hanımefendi kocası niye öldürüyor? Kardeşliği tesis edemediğimiz için, koruyamadığımız için, kardeşlik hukukuna göre birbirimize sahip çıkamadığımız için böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim innemel mu'minune ihvetun diyor. Müminler ancak kardeştirler. Müminleri birbirine bağlayan değer, birbirine bağlayan güç kardeşlik gücüdür. Evet. Bu kardeşlik gücünü ne zaman yeniden inşa edersek inşallah toplumsal olarak sorunlarımız daha çok azalacak. Evet. Sloganda kardeşlik değil. Bizim inançta kardeşliğimizin amel kardeşliğimize yansıması gerekiyor. Yansıması yani bir Müslüman bir Müslümanla kardeşse bir Müslüman bir Müslümana ne yapamaz? La yadlimu diyor Efendimiz. El muslimu ehul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yadlimuhu ona zulmetmez. Ve la yehcuruhu onu terk etmez. Ve la yetedaberu ona sırt dönmez. Ve la tekatahu ona ilişkisini kesmez. Ve la tahasadu ve la tebagadu birçok ayeti kerimede haset etmez, buğz etmez. Ama bugünkü en önemli meselemiz ne? Bugün Müslümanlar birbirini sevemiyor. Buğz ediyor maalesef birbirini. Bir kardeşimizde bir güzellik varsa o güzelliğin ondan gitmesi için mücadele etmek, gitmesi için dua etmek, Allah muhafaza bir amele girişmek, bir aktiviteye girişmek bir Müslümana yakışmaz. Çünkü bu dinimizin temelde yasakladığı bir davranış. Kardeşliği delen bir davranış. Hatta Efendimiz bunun biraz daha ötesine gidiyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Yani kardeşini aldatan, kardeşini bu anlamda yarı yolda bırakan, kardeşini düşmana bu anlamda zarara uğratan kişi bizden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Müslüman kardeşini ayetlerle ilgili
zanda bulunmaz diyor. Ki sizden hiçbiriniz kardeşinizin ölmüş işte etini yemekten hoşlanır mı? Gıybetle ilgili meselede. Bu noktada herhalde Hucurat suresine çok dikkat etmek lazım. Değil mi? Hocam biraz dedi ya siz hem lafzı olarak okumanın ötesinde Hucurat suresini bu kardeş hukuku noktasında ve yani adam muaşeret noktasında fasikun bine be'in diye başlayan ayetleri şöyle kardeşliğin levhası olarak böyle asacağız. Bir fasık haber getiriyorum. Mesela şimdi sosyal medyada hepimiz kardeşiz. Bir haberi duyduğumuz zaman takındığımız tavır Müslümanlığımızın kalitesini gösterecek. Ya da sokakta duyduk bir kardeşimizle ilgili işte duydun mu Ahmet'le ilgili şöyle söyleniyor denildiğinde gösterdiğimiz tavır bizim Müslüman kardeşliğimizin göstergesi aslında. Elbette. Eğer gösterdiğimiz tavır Müslümancaysa biz yine de duymayalım, biz yine de etmeyelim, biz yine de görmeyelim, biz yine de işte büyütmeyelim, biz yine de konuşmayalım. Ama bugün maalesef öyle değil. Neymiş? İki Müslüman birbirinin işte makamından dolayı, birbirinin kazancından dolayı, birbirinin işinden dolayı, birbirinin evinden, arazisinden, arabasından, işte bahçesinden, bağından dolayı ne yapıyor? Kardeşliği bozmaya çalışıyor. Araya fitne sokmaya çalışıyor. İşte gıybet dedikodu bugün maalesef zaten bir tuşla milyonlarca insana aynı dedikoduyu, aynı gıybeti, aynı iftirayı hatta ulaştırabiliyoruz. Bunlar kardeşliğimizi zedeliyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili bir orduyu cihada gönderiyor. Dönüşte bir kişi işte gusül alması gerekiyor ordu komutanı. Ondan sonra hava soğuk olduğu için de gusül almaması yönüyle bir karar açıklıyor. Tabii insanların kınamasından korktuğu için gusül alıyor. İşte hastalanıyor. Çöl şartları dönene kadar o hastalıkla ölüyor. Efendimiz'e durumu anlatıyorlar. Efendimiz buyuruyor ki yazıklar olsun size ki sizin dedikodunuz o adamı öldürdü diyor. Ya. Şimdi toplumda düşünün biri birinin kızını istemeye gidecek. Özellikle bizim kırsal bölgelerde de çok yaygın. Sen o aileyi biliyor musun? Diye başlıyor. Diye başlayan ve ünlem işaretiyle biten cümleler iftira cümleleri. Ya. Yani hiçbir şey söylemesine gerek yok. O adamın oğlu mu dedi mi? Zaten onun önünü kesiyor bir Müslüman olarak. Onun için kardeşlik merhameti gerektiriyor. Kardeşlik vefalı olmayı gerektiriyor. Kardeşlik buğz etmemeyi gerektiriyor. Haset etmemeyi gerektiriyor. Sevgiyi gerektiriyor. Ve bizi kurtaracak olan da sevgi. Yani sevgi olunca kurtulacağız. Yoksa mümkün değil. İnsan mümkün değil. Tabii bir de hocam şu var. Din kardeşliği baktığımız zaman hakikaten bu nesep kardeşliğinin belki hılkat kardeşliğinin ötesinde bir şey. Sonuçta aynı Allah'a inanıyor olmanın, aynı peygambere inanıyor, aynı kitaba inanıyor olmanın getirdiğim sorumluluk ve bir de yani aslında İslam'ı tesis etmek istediği, arzuladığı kardeşlikte de hani diyor ya dünyanın bir ucundaki bir Müslümanın ayağına diken batsa değil mi? Aynen. Efendimiz ne diyor? Hani bir yapının taşları gibi, tarağın dişleri gibidir diyor, bir ucun uzuvları gibidir diyor. Yani bunlar hakikaten basit şeyler değil. O uzuvlardan diyor birisi bir dertlendiği zaman işte uykusuzlukla, yorgunlukla, başka bir şeyle diyor. Vücudun her yeri hakikaten her öyledir. Yani düşün ayağınızın tırnağı biraz batar bütün vücudun sanki böyle bir şey varmış gibi rahatsızlanırsın. Rahatsızlanır. Bu hissiyatta olmak lazım aslında. O kardeşi gerçekten tesir etmek için. Kardeşliği aslında bizim yüreğimizde hissetmemiz lazım. Yani şimdi Suriye, Filistin, Arakan, Myanmar, Doğu Türkistan örneğini vereceğim ama daha yakına gidelim. Kendi mahallemizden gidelim. Kendi oturduğumuz sokaktan, oturduğumuz apartmandan yola çıkalım. Oturduğumuz apartmanda bir Müslümanın sıkıntısı varsa ve o sıkıntıyı biliyorsak ve o sıkıntının düzelmesi için fiili, kavli bir ameliye, çaba göstermiyorsak bizim kardeşlik anlamında Müslümanlar, Müslüman toplumu anlamında büyük sıkıntılarımız var demek. Onun için Ramazan'ın şu son günlerinde, şu son vakitlerinde, şu bereketli vakitlerde hem bu bereketli vakitleri idrak etme adına en önemli amel nedir diye sorarsa seyircilerimiz Allah için kardeşliğimizi ihmal etmeyelim. Önce nesep kardeşliğimizi, ondan sonra bizimle beraber aynı dini paylaşan, aynı apartmanda oturduğumuz sırasıyla gidelim komşularımızla kardeşliğimizi, aynı mahalledeki kardeşlerimizi, aynı beldedeki kardeşlerimizi, aynı ülkedeki, aynı coğrafyadaki kardeşlerimizi ihmal etmeden sıkıntılarını, dertlerini, kendi dertlerimiz bilerek yaşayalım. Evet. Biz onların sıkıntısını ne kadar bizi rahatsız ederse o kadar Müslümanız. Yani onun ayağına batan diken
benim yüreğimde ne kadar sancı oluşturuyor, ne kadar yüreğimi yakıyor, evet, ne kadar gözümü yaşartıyorsa o kadar kardeşizdir, o kadar Müslümanızdır. Rabbim, evet, inşallah bu hassasiyetimizi arttırsın. Evet. İnşallah şu vakitte Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in, şu mazlum coğrafyanın bütün kardeşlerimize, evet, inşallah huzur, bereket versin. Müslüman kardeşlerimizin saflarını birleştirsin. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Acemiyle fark etmezsizin inşallah kardeşliği inşallah yeniden tesis etmeyi Rabbim cümlemize, evet, nasip eylesin inşallah. Yılmaz Hocam, tabii bir 2-3 dakikalık daha vaktimiz var. Tabii şunu da görüyoruz. Bu İslam'ın tesis etmek istediği din kardeşliğini, Müslüman'ın kardeşliği zaman zaman bölmek, bunlar arasında fitne, fesat sokmak isteyen. Çünkü bunun bir kuvvet olduğunu birçok şeyler, bizim, evet, dışımızdaki güçler, mihraklar bizden biliyor. Bizden daha iyi biliyorlar. Bizden yani bunu zaman zaman işte böyle, işte onun için müminler arasında, Müslüman arasında farklı farklı böyle şeyler koyuyorlar, setler koyuyorlar, fitneler, fesatlar koyuyorlar. Herhalde bu noktada çok dikkat etmek lazım. Çünkü Müslümanlar, müminler bir ümmet olma şuuruyla hareket ettiği zaman, bir birlik olduğu zaman dünyanın neresine bakarsanız, yani Afrika'sından tutun Antarktika'sına, yani Avrupa'sına, Asya'sına, dünyanın her yerinde amelleri, davranışları farklı arz etse de aynı Allah'a inanmanın getirdiği bir kardeşler topluluğu var. Aynen. Hakikaten bu çok büyük bir güç. Bunu korumamız da gerekiyor. Ümmet dediğiniz, evet, kelime biliyorsunuz, kelimesi anne, ümmet, aynı. Oradan yola çıkacak olursak biz aynı dinin, tabiri caizse aynı inancın çocuklarıyız, evlatlarıyız, kardeşleriyiz. Bbu kardeşliği her şeye rağmen korumamız lazım. Hatalar olacak, yanlışlar olacak, belki ihanetler bile olacak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde de olmuştur hocam. Medine'yi düşünün, Mekke'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye fethe gidecek. Buna haber veren bir sahabi yakalanıyor. Yeah. Efendimiz çağırıyor. Hazreti Ömer bekliyor ki versin Efendimiz ona. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben sana olan sevgimden, Allah'a olan inancımdan bir şey kaybetmedim ama güçsüz ailem Mekke'de onları korumak için, yeah, böyle bir şey yaptım diyor. Efendimiz de onun sevgisine biz şahidiz diyor. Bedir'e katıldı. Ey Ömer, onun sevgisinden dolayı onu affedeceğiz diyor. Şimdi sevgi Allah'ın izniyle bizi kurtaracak. Biz şu mübarek günlerde birbirimizi sevmeye çalışalım. İnşallah. Kim olursa olsun, eğer Allah bir, Hazreti Muhammed onun Resulü diyorsa bu kelime bizi İnşallah. Kardeş kılmaya yetiyor. Diğer bütün işte sıkıntıları bir kenara bırakalım. Kardeşliği tesis etmek için birçok ortak noktamız var. İnşallah. Rabbim bu ortak noktalarda buluşmayı nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Vaktimiz iftar vakti olmuş. Hamdolsun Rabbim. Allah razı olsun. Inşallah. Bu güzel vakitte bizimle oldunuz. Kardeşliği konuştuk. Rabbim inşallah size dediğiniz gibi kardeşlik. Rabbim bize önce kardeş olmayı nasip eylesin. Bu inşallah. Dünyada kardeşçe yaşamayı, ahirette de inşallah, değil mi? Kardeşçe haşr olmayı nasip eylesin. Dua edelim. İnşallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür Efendim, ederim. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyenlerimize, bizleri evlerinize misafir edip bizleri ağırladığınız için. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Allah bizi, sizi, bütün kardeşlerimizi her türlü fitneden, fesatten muhafaza eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek dileğiyle efendim.